Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 4 Haziran Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, İstanbul'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Zevkli geçecek programlar, biliyorsunuz Gazi koşusu da yaklaştı. Provalar devam ediyor sevgili dostlar. İlk koşular bizleri bekliyor. Sürpriz açık, yani ön planda kazanmasını beklediğimiz safkanlar da biliyorsunuz mevcut. İnşallah iyi bir program geçiririz. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyoruz sevgili dostlar. Evet, birinci koşu 17-15'te birinci altılgan yanımızın başlangıç ayağı olacak. Bir Maylen koşu 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimle start alacak. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, şöyle gruba bakıldığınızda yani ön planda yani çıkarttığım iki tane safkan var. Hatta birisi ilk yarışında 1000 metre çiminde güzel bir ikincilik elde etti Yişman'la. İki nolu safkanı Özcan Yıldırım, o da şartlı bir de kumda mücadele ederek sentetikte 1200 harika bir ikinciliğe sahip olan, yani bu iki safkanın arasında geçecek bir yarış görüyorum. 4 nolu Ezer Döver Yişman'la. İkinci atımda iki nolu Cenmete diyeceğiz. Özcan Yıldırım'la 4 ve 2 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Birinci altılık ayarımızın başlangıç ayında. Evet, ikinci koşu birinci beşlik ayarımızın da başlangıç ayağı şartlı. 4 Yamak 2, 4 ve Kore İngilizler 2100 metre sentetik kumla start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, grubun çok çok kaliteli bir safkanı çok ön tarafta. Ben çıkacağını düşünüyorum sürdürek, yani baya bir favori çıkacağını düşündüğüm, o da Altınoğlu Kurtaraoğlu Mert Gökalp Aslan'la ben çok etkili bir koşu gelecektir gruba. Yani ilerleyen yaşına rağmen gerçekten etkili koşulara sahip Mert Gökalp Aslan'la da tercih ettirilmiş. Kurtaraoğlu yine kazanmaya çok yakın diyorum. Ben yarın kuponumda banko olarak bırakacağım. Tabii ki son koşusunu Kurtaraoğlu da beraber koştular. O da pistten hemen arkasında Koca Seyit, Kaancan Gökçe ile ikincilikte kalmıştı. Ben etkili bir koşu gelebilir diyorum. Rakip isteyen arkadaşlar Koca Seyit'i de değerlendirebilir kuponumuzda, ama altını Kurtaraoğlu ilerleyen yaşına rağmen ben etkili bir koşu bekliyorum. Benim bankom olacak Altınoğlu safkanımız. Evet, üçüncü koşumuz Avram Borak Barakos koşusu olacak. Bir kupa koşusu. Kısa vadede 8-3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimle start alacak. 7 plase ve 1. üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı olacak. 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Gerçekten zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. İyi koşu çıkartmasını beklerim. 2 safkanı ön planı. 4 nolu Yıldız Tozu Halis Karataş'ta ilk defa tercih edilmiş. Yaptığı çim performansları gerçekten başarılı. Kısa vadede 6-2200'ü Ankara'dan kazanarak çok formda geliyor. Özcan Yıldırım'la kazanmıştı. Bursa'da 1500'ü kısa vadede 6'yı Saadettin Boyraz'la kazandı. Gerçekten etkili bir koşu. Yine gelecektir 4'ü ilk şans safkanım. Buna da en ciddi rakip Ayhan Kurşun'la da ilk defa çime çıkacak. 5 kere beraber start alıp 3'ünü kazanan bir safkanımız. 2 no Freezer. Ben etkili bir koşu gelecektir diyorum. Yani bu iki safkan benim için yeterli olacak. 4 ve 2 nolu safkanlar benim ön planda tuttuğum safkanlar olacak sevgili dostlar. Tabii ki bakalım, Bayartu etkili koşu gelebilir. 5 nolu Huma Sultan Mehmet Kaya ile start alacak. Kendi safkanları Luxor gibi harika bir orijine sahip. Yani 4-2 gelmezse zaten burası karışır. Sürpriz de çıkabilir sevgili dostlar. Bütçemize göre haşta yapabiliriz ama 4-2 benim 1-2 adım önde tutuyorum sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşu ikinci altılık ayarımızın da başlangıç ayağı. Handikap 16 dişiler ama 4 ve Kore İngilizler 2100 metre çimle start alacak. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten zor koşuyla start alacak ikinci altılık ayarımızın başlangıç ayağı. Sıralamam ilk şansı Altınoğlu safkanımızla ben ön planda tutuyorum. Son yarışında kazanma başarısı gösterdi Ankara'da. Çok formda gelen bir safkanımız handikap 15'i 1900'ü kazandı. Ayhan Kurşun'la etkili bir koşu çıkartmıştı. Tatlı bir sürprize de imza atmıştı.
Ben Mücahit Bayır'la ilk defa start alacak olan altıyı, ben ilk şanslı safkanım, ikinci atım üç nolu safkanımız Müslüm Çelik'te, üçüncü atım dört nolu Ananaşvili İlker Soyat'la ilk defa buluştu dikkat. Sonradan iki nolu safkanım Vedat Abiş'le etkili bir apprant arkadaşımız, biliyorsunuz geçen Ankara koşusunda bulduğumuz zaman, Ankara Madrımı karıştırmayalım sevgili dostlar, söylediğim bir 5'te 5 yapmıştı Vedat Abiş. Gerçekten bu aralar maşallah diyelim, çok formda. 2'ye de şans verim. Sonradan 1 nolu safkanımız Selen Kızım, sonra 7 nolu safkanımız ve son olarak da 8 nolu safkanımız olacak. Gerçekten zor koşuyla başlangıç yapıyoruz 2. altılık aynımıza. Sıralamam 6, 3, 4, 2, 1, 7 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuz 2. beşlik aynımızın da başlangıç ayı olacak. Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 1300 metre çimle start alıyor. Kalabalık bir koşu. 18 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da sıralama vereyim sevgili dostlar. Hiç yani şu at şu at diye uzatmayalım. İlk şanslı safkanım 9 nolu Yalçın diyeceğiz. Ahmet Çelik'le ilk defa buluştu. Çok etkili bir koşu, beklediğim safkanlardan biri. İkinci atım 8 nolu Singapur diyeceğiz sevgili dostlar, Akın Sözen'le. Üçüncü atım 7 nolu Galicia. Biliyorsunuz gerçekten Bursa pistinde olsun, uzunda tercih ettiğimiz bir safkandı ama kısada da çok etkili koşulara sahip olan 7 nolu Galicia'da etkili bir koşu yine gelecektir diyorum. Sonradan 5 nolu safkanımız olaya Spartaküs. Sonradan 2 nolu safkanımız Subike, mutlaka değerlendirelim. Sonradan 12 nolu safkanımız Güneşi Gördüm. Ve de son olarak da 15 nolu safkanımız Şehzade diyeceğiz. Mert Ali Solmaz'a sıralamamız 9, 8, 7, 5, 2, 12 ve 15 nolu safkanlar olacak. Evet, 6. koşu 1. altılık ayağımızın da son ayağı, 4'lük ayağımızın başlangıç ayağı İstanbul Jandarma koşusu olacak. Kısa vadeli 6, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çimle 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, bir ekürümüz var burada, Bodrum Kalesi'yle 6 nolu safkanımız 8 nolu Sakal Aydın ekür olarak start alıyor. Evet, son koşusunda önerdiğimiz bir safkanda şart 4'ü kazanma başarısı gösteren Bodrum Kalesi, yine Aslan Soylu, Lokumoğlu gibi safkanları da geri planda bırakmasını da başaran bir safkanımızdı. Ben yine Bodrum Kalesi'nden çok etkili bir koşu gelecek diyorum sevgili dostlar ama burada çok çok kaliteli bir safkan. O da kim? Afrikalı Ander sevgili dostlar. Bodrum Kalesi'ne dikkat diyorum, yere olan arkadaşlar değerlendirebilir ama ben yarın kuponumda 2 nolu Afrika Ander'den yana kullanacağım. Ahmet Çelik'le 4. kez buluştu. Bu pisti gerçekten etkili koşulara çıkartan 2 nolu Afrika Ander benim bankom olacak. Arkasını 6 nolu Bodrum Kalesi'nde bağlayarak bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Onu ikili için söyleyecektim bunu da, başta söyledim. 2 nolu Afrika Ander bankomdur. Altın Ulu Bodrum Kalesi'de yeri olan arkadaşlar değerlendirme sürpriz olabilir, gerçekleştirebilir ama ben 6'yı ben ikinci planda bırakırıp ikili deneyeceğim. 2 arkası 6'da iyi bir ikramiye de alabiliriz sevgili dostlar. 2 nolu Afrikan der benim bankomdur 1. altılık ayınımızın da son ayağında. Evet, 7. koşu 2. üçlük ayınımızın başlangıç ayağı, şartlı 2-2. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çimle start alacak. Satış 2, şartlı 2 derime bakmayın arkadaşlar. Satış 2 koşusu 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada ben ön planda tuttuğum 2 safkan var. Bu 2 safkanın arasında geçecek bir mücadele görüyorum. Onlar da kimler? Elazığ Prensesi diyeceğim Müslüm Çelik'le ve de buna ciddi rakip 4 dolu safkanımız Hişman Çizik'le. Yani 8 ve 4 nolu safkanlar benim için yeterli olacak bu koşu için. Evet, 8. koşumuz 1 maydan 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimle start alacak. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, burada da 2 safkan yeterli gördüm. Bir koşu olacak. O da Koşan Aslan diyeceğiz Gökhan Gökçe ile. İkinci kez buluştu. Yaptı İstanbul'da 1000 metre çimli 3. Son koşusunda da kumda sentetikte 1200'de 3.lük de ayrıldı pistten. Etkili bir koşu yine gelecektir. Sonradan 5 nolu Kerem Şah diyeceğiz Ahmet Çelik'te. O da ilk defa dektir edelim. Ben bu iki safkanı 1-2 adım önde tutuyorum. 6 ve 5 nolu safkanlar benim için yeterli olacak.
Evet, 9. koşu 2. altılık ayarımızın da son ayağına tekabül ediyor. Şartlı 3 kapanış koşumuz, 4 yaşlı Araplar 1600 metre çimle start alacak. 17 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüzde 10 nolu Koca Polat'la 11 nolu Seçer Bey ekür olarak start alacaklar. Burada da ben 2 saf kanavı planda tutuyorum. Son koşusunu İşman Çizik'le 3 kere start alı ikisini beraber koşarak kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunu Okan Gökçe ile start almıştı. Kazanan Süpermen Bursa'da start almıştı. 1200 metre çiminde. Şimdi mesafe uzasa da İşman'la çok da etkili bir koşu bekliyorum. 2 ilk şans safkanım. Buna da en ciddi rakip 10 nolu Koca Polat Ekürler. 13 nolu safkanımızda da Ekür avantajını eline bulunuyor. Gökhan Kocakay'la da etkili bir koşu bekleyeceğim. Grup 3'te mücadele etti. Sevgili dostlar, o zaman 1400 metre çiminde İstanbul'da pistten 8.likle ayrıldı. Bu bizi aldatmasın. Grubun müsaitliğine 10 nolu Koca Polat'la şans verelim. Sıralamam 2 ve 10 nolu safkanla benim için yeterli olacak. Evet, Bursa'dan aktaracağım İstanbul şablonunda buydu. 2 tane altılıyı da yorumladık sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçirelim. Herkese bol şanslar. Videomu beğenmeyi unutmazsanız beni sevindirirsiniz sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.